Aracımız Broadway, farlar açık. Farlar açıkken sadece kısalar yanıyor, uzuna geçmiyor araç. Broadway'i springi olanlar bilir, bu far kolunu yaptığınızda, çektiğinizde çıt çıt diye bir ses gelir, o yok. Broadway'lerde, springlerde, Renault 9 grubunda fara bağlı sigorta yoktur. Sigorta olmadığı için arızanın tek büyük sebebi kol bozuktur. Şimdi bu en kolay ve basit yöntemi kolu değiştirip yolumuza bakmaktır. Ama biz kolun tamirini yapmaya çalışacağız. Tamirinden ziyade bozulmuyor ama içinde yağlanmalar oluyor. O yağlar elektriğin aktarımına engel oluyor. Onu temizleyip geri takacağız. Şimdi buraların nasıl söküldüğünü göstereceğim size. Öncelikle bu altta vidalar oluyor. Onları ben daha önce söktüm. Şu göğsü, şu konsolu sökmemiz lazım. Önce burayı, yanında tırnaklar var. Bastırdığımız zaman daha önce bir kalorifer peteği değişiminde göğsünün nasıl sökülmeyeceğini daha detaylı teferruatta anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi tekerle sökemiyorduk. Şu şekilde gevşettim daha önce. Çekince bunu böyle aldık. Bunu kenara aldık. Daha rahat çalışmak için şu direksiyonun ortası şöyle çekince çıkıyor. Bunlar kolay, basit arabalar. Bunu da çıkarttık. Şimdi bu arabayla bayağı oynanılmış. Normalde burada vida falan olmaz. Buralara vida konulmuş. Bunları çekerek buraları açacağız. Normalde kendi orijinal tırnakları falan olur. Bunlar kırıldığı için böyle. Şurada bakın bir vida var. Onu da alacağım. O vidayı da aldıktan sonra bu aşağı iniyor. Şuraya harici hararet için, hararet yaptığında fanı açması için düğme konulmuş. Şu göğsün ışıklarını güçlendirip ayarını düşürme düğmesi. Bunlarla işimiz yok. Bu böyle durabilir. Şimdi önce tabii kontağı çıkarmamız lazım. Kontağımızı koyduk. Şu altta vidalar var. Onları alacağım. Şimdi size de göstereceğim. Normalde bunun vidası böyle olmaz. Nerede o? Şu şekilde bakın. Böyle olmaz. Bu da orijinal değil ama bu şekilde tutturulmuş. Bu vidayı sökerek çıkartacağım. Orijinalinde şu şekilde oluyor. Bunu şöyle dik çevirdiğiniz zaman şöyle yanken kilitli olur. Şöyle dikken açık oluyor. Diğer tarafta da bundan olması lazım ama o kırıldığı ya da kaybedildiği için. Akıllı bir daha atmışlar. Şimdi bu parça şu alt konsolumuz, direksiyon alt konsolumuz. Bunu sökmek için direksiyonu sökmeyince bunu çıkartamayız. Direksiyonu çıkartırken buradaki freze genelde sarmış olur. Şöyle şu şekilde buradan şuradan vuruyoruz. Yani sağlı sollu bir buradan çekerek gelmesi lazım. Tabii ben şimdi tek elimle yaptığım için mecbur durduracağım videoyu. Yani şöyle şu şekilde buradan ve buradan aynı anda oynatarak çektiğimiz zaman oynadığında çekip alıyoruz direksiyonu. Direksiyonu söktükten sonra şu ekranı da sökeceğiz. Burada tırnaklar var. Bunları bastırıyoruz. Bu arabada yok ama şuralarında vidalar oluyor. Bunları da sökmemiz gerekiyor. Söktük. Bu zaten sökülüyor. Sizinkinde varsa sökersiniz. Bunları bu şekilde bastırıp öne doğru çekiyoruz. Kendimize doğru. Şimdi burayı da yerinden çıkardıktan sonra komple bunu kenara almamıza gerek yok. Arka bağlantılarını sökmemize gerek yok. Bunu şöyle aldık. Şöyle biraz yukarıda. Diğer elimle bunu alacağım. Şu şekilde şunu alacağım. Tabii silecek kolunun fişini çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra bu parça artık şu şekilde kenara
aldık. Şimdi bu far kolunda gidenler var. Şu ve şu. Bu şekilde birinciyi aldık. Bu cıvatayı da söktükten sonra kolumuz yana geldi. Soket önüne alıp kolu incelemeye alacağız. Şimdi bu kontrol kolunu çekebilmek için bakın burada çözülmüş. Buraları matkapla çürütmemiz lazım. Bura ve bura. Ondan sonra bu ayrılacak. Şu şekilde. Fazla daldırmadım. Kafadaki şişirilmiş olan fazlalığını alıyorum. Her şeyi daldım. Şu şekilde şununla veya başka bir sivri bir şeyle buraya tutturup buna arkadan ufak darbelerle vurup şu başlığı yerinden oynatmamız lazım. Bakın ben oynattım. Çıkardım. Bunları tamir olsun diye yapmamış adamlar. Tek kullanımlık. Bozuldu. Git yenisini al. Ama biz tüketmekten değil bir şeyleri yapmaktan hoşlanıyoruz. Şimdi malzememizi söktük. Arıza olarak bakın şuradaki sivri bir şey yazıyordu. Şuradaki yayı görüyor musunuz? Alttaki bu yerinden çıkmış. Ve şu arkasındaki şu plastik şu kırılmış. Bir sökelim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakalım. Yoksa sizin ilk başından beri düşündüğünüz gibi yeni kullanacağız. Evet arkadaşlar, içinin parçaları kırılmış. Tedavi olmuyor. Bunu yapıştırıp koyduğumuz zaman da olmaz. Onun için adam izince gizleyecek. Onun için bunlar çöpe. Onu da yaparız şimdi. Yenisini alacağız. Nerede kalmıştık? Bir önceki kol iflah olmadı. İçindeki parçalar kırılmış olduğu için. Hani oksitlenme, yağlanma, pislikten dolayı bazen elektriği aktarmıyor. Onu temizleyip takacaktık. Fakat olmadı bu ürünü. Tabi orijinal değil ama yine güzel bir ürün. Daha önce yine takmıştım başka bir aracı. Memnun kalınmıştı. Bu da böyle sıfır bir ürün. Şimdi tekrar bunu takıp kullanacağız. Soketlerini bir takıp bu soket buraya, diğeri buraya. Sağlam olup olmadığını bir kontrol edeceğim. Evet kolu taktım. Şöyle tutayım. Şu ses geliyorsa kol sağlam. Buradan da gözüküyor zaten. Uzun akısıya geçti. Şu an gündüz olduğu için lambalardan anlaşılmıyor da dışarıdan baktık. Kol sağlam. Uzun kısa yapıyor. Şimdi buraları tekrar toparlayacağım. İlk önce yaparken en son söktüğümüzü ilk başta takıyoruz. Şimdi kolu buraya koyacağım tekrar. Şu deliklerini görüyorsunuz. Şu delikler. Bunlar şuradaki deliklere denk gelecek şekilde getiriyoruz. Sökerken zaten belli olur. Şu sinyal otomatı. Bu şuraya oturacak şu şekilde. Bu sinyal direksiyonu çevirip de otomatik kapatıyor ya. O işe yarıyor. Şimdi önce şu civatamızı şuraya bir oturtuyoruz. Oturdu. Dizimi dayadım alttan. Size bir yandan çekim yapabilmek için şuradaki deliğe denk getireceğiz. Şuradan sıkacağım. Şu şekilde sıkıyorum. Bunu çok aşırı sıkmadan bırakıyorum ki şu şekilde kolu oynatabileyim. Diğer deliği sinyal kolunun üzerindeki deliğe denk getirebilirim. Öyle. Bundan da tamam. Şu şekilde son kez oturduktan sonra sıktık iyice. Burası sağlamcı oldu.
Diğer kolda bu ses yoktu. İçeride kırık olduğunu bilemedik tabii. Hem de bir video olsun çekelim, bilgi paylaşalım. Her işin olup olmayacağı meçhul. Şu anki kolumuz sağlam. Sinyallerimiz çalışıyor. Kornamız çalışıyor. Selektörümüz çalışıyor. Bu işlem tamam. Diğer parçaları toparlayalım. Telefonda da bir odaklanma sorunu var. Hep bulanık çıkıyor. Tozluk şuranın içinde kalacak. Şu şekilde tozluk içinde kalacak. Bu şekilde. Şimdi bunu şu alttan söktüğümüz vidaları, şuradan söktüğümüz vidaları tekrar takacağız. Buradaki vidayı tekrar takıyorum. Soketi taktım. Silecek kolla. Kontrolünü yapıyoruz. Tamam. Bu taraf oynuyor şu an. Sebebi şuradaki vidamızın sıkılı olmayışı. Bu sıkılma derken dişli bir vida değil. Gösterdim sökerken de. Böyle açık şu şekilde kapalı konuma geliyor. Şu an sıkılmıştı. Şu an oynuyor. Alt taraftaki vidayı sıkıladıktan sonra onu sökerken göstermiştim. Şimdi üst konsolu yerine sabitledikten sonra gösterge panelimizin şu önce alt kısmını şu şekilde itekliyoruz. Bakın şu şekilde itekledik ya, üstü de şöyle oturduğumuzda şu tırnaklar oturacak şimdi yerine. Şu şekilde. Oturdu. Bu arabada vida yok dediğim gibi. Şuraların da vida olması lazım. Çok da önemli değil. Bir yere gidemez. Şimdi bu gösterge panelimizin plastiğini takacağım. Bakın şu alt kısımlarında vida yerleri var. Bunları çekimde göstermeyeceğim. Sonra sıkılıyor. Şu şekilde bakın bunu yerine getiriyoruz. Çok kolay. Şu şekilde şuradaki tırnaklar yerine oturuyor. Buraya oturduktan sonra o gösterdiğim vidaları sonra sıkacağım. Şimdi şu alt konsola direksiyon yokken rahatça takalım. Şu kontak plastiğimizin şuraları şöyle tornavida ile bastırarak yerine oturtuyoruz. İçinde de tırnağı var. Şu tırnaklar. Bunun bir de üst tarafta şuraya geçen kısmı var. Bunların da geçmiş olmasına dikkat edelim. Güzelce oturacak. Bakın bu tırnak şuraya. Şuraya oturacak. Şu şekilde oturtuyoruz. Şu söktüğümüz vidaları tekrar sıkıyoruz. Eski model arabaların kaderi bu. Böyle olmaması lazım ama ustalarımız kırıyor, döküyor, sonra tekrar düzgünce yapıyorlar. Maalesef biz de aynı şekilde gitmemiz gerekiyor. Yoksa şu plastiği komple sıfırı zaten yok. Almak istese hurdacılar 1500-2000 lira para istiyor. Şimdi bu tarafı da şuradaki eski vida deliğine denk getirelim ki şöyle tam otursun, sıkacak ve tekrar tekrar vida delik delmeyelim. Sol elle de iş yapılmıyor ki. Sağ el kamerada. Evet. Burada tamam. Şimdi sadece direksiyonumuz kaldı. Direksiyonu takarken hani demiştim ya, bu araç yolda giderken direksiyon şöyle duruyor, yamuk duruyor. Ben bunu şu anki halinden şöyle bir tık söktüğümde böyleydi. Bunu bu şekilde takacağım tekrar. Evet, sormanımızı takıyoruz. Şimdi bazı ustalar buraya
çekiç vurur. Çekiç de vurduğu zaman şu içindeki frezenin kafası şişer, bu somon buraya geçmez. Çekici niye vurur? O size ilk başta dedim ya, direksiyona böyle vurarak çıkarmanız lazım. Frezeyi yerinden oynatmanız. Adam bilmediğinden mi, tecrübesizliğinden mi onu o şekilde vurduğu zaman orası şişer. Ondan sonra sizi tornacıya gönderir. Tornacının oraya hafta çekmesi lazım tekrar. Eski haline gelmesi için. 3 liralık masraf 5 liraya çıkar. Yani kendi işinizden çoğu zaman anlamanız gerekiyor. Evet, bu da tamam. Şimdi son olarak kapağımızı takıyorum. Keşke her araba bu kadar kolay olsa. Broadway'ler, Sprinter, Renault grubu bu yüzden iyi. Tabi bu arabanın da zor yerleri var ama burası kolay. Tamam, bu kadar. Şu an farımız, sinyalimiz, kornamız hepsi çalışıyor. İyi günler hepimize.